insan içinde olacak. Anlayış insan içinde olacak. Park yerleri çok. Otopark aşağısı boş. Kimi kaldırım kenarına, kimi ise kaldırımın tam üzerine park etti. İşte yapılan bu hatalı parklar yüzünden hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşıyor. Hatalı parklar şehir merkezinde akan trafiği ciddi anlamda etkiliyor. Mevlana Caddesi hatalı park sorunundan etkilenen noktalardan sadece biri. Evet, şu anda Konya'nın erişte caddelerinden biri olan Mevlana Caddesi'ndeyiz ve görmüş olduğunuz gibi burada da hatalı parklanmalar yapılmış durumda. Çok zor anlar yaşıyoruz hatalı parklar yüzünden. Polis arkadaşlarımız da kaldırıyor ama yine anlamıyorlar, yine koyuyorlar yani. Ama çok zorluk yaşıyoruz. Hele hele hafta sonu. Burada geliyor, buraya duruyorlar. O eğitim yok yani. Park eğitimi yok. Burası hatalı park. Park yapmamanız gerek. Evet. Bir işimiz vardı. Çocuk görüştü, geldi, gidiyoruz. Bir daha olmaz. Görüyorsunuz, şöyle bakalım. Hatalı parklanmalar oldukça fazla. İnsan kendisi düşünmesi lazım. Ya burada dolmuş müşteri alacak, yolcu alacak. Hastasıdır, it veyasıdır, ambulansıdır. Yolu niye kapatıyorsun ki? Mevlana Caddesi'nde yapılan bu hatalı parklardan minibüs ve taksi şoförlerinin yanı sıra esnaflar da şikayetçi. Aslında iki şeritli bir yol ama tek şeride düşmüş durumda, görüyoruz. Trafik geliyor, kaldırıyor, 10 dakika sonra tekrar geliyor. Ekipler cezai işlem uyguluyorlar. Uyguluyorlar tabii canım yani, bak ekip 24 saatte burada bekleyemez ki. Görmüş olduğunuz gibi Azizye Caddesi'nde de aynı görüntüler var. Polis ekipleri hatalı park yanmış sürücüleri uyarıyor ve cezai işlem uygulamaya devam ediyor. Burada olay ne? Biz boş bulduğumuz yeri bak, kaldırım. Kaldırım ihlali. Polisin bir ceza yazsa haklı. Niye ceza yazıyor? Ne ceza yazar kardeşim ya? Vatandaşın hakkına giriyorum burada. Ya hatalı park yüzünden sürücüler gelemiyorlar. Dörtlüyü de yaksan kardeşim, şerit tek şeride düştü. Trafik şimdi devamlı burada beklemek zorunda değil ki. Selimiye Caddesi'nde ise maalesef çift şeritli yolun sol şeridine park eden araçlardan dolayı trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Selimiye Caddesi'ndeyiz. Görüyoruz birçok noktada hatalı parklanma var. Zararlı yani. Trafik bakımından. Bazen çift dronlar var, ikaz etmek lazım.